Teşekkür ederim. Evet, programımızın son kısmına gelmiş bulunmaktayız. Yoğun bir program olduğunu da farkındayız. İlgiyle bizi takip etmeye çalıştığınız için tüm katılımcılarımıza ben teşekkür etmek istiyorum. Bu kısım artık Sayın Profesör Doktor Gökmen Hızlısayar hocamın yönetiminde gerçekleşecek. Hocamız psikiyatri hekimi olup Üsküdar Üniversitesi öğretim üyemiz ve Sosyal Bilimler Enstitü Müdürümüzdür. Sayın Gökmen Hızlısayar hocam bugün sosyal medya aracılığıyla ulaşan soruları burada bizlere aktaracak ve değerli hocalarımız bu soruları yanıtlayacaktır. Gökmen hocamıza emeği için teşekkür ederek davet etmek istiyorum. Buyurun hocam. Merhaba, günün son saati artık güzel ve doyurucu, zihnimizi güzel yeni bilgilerle doldurduğumuz, güzel paylaşımların olduğu bir sempozyumun artık yorulmuş zihinlerine son birkaç soru daha, bir iki bilgi daha ekleyebilir miyiz diye bir çabamız olsun. Birkaç soru soracağım, soru yönelteceğim size. Katılımcılar ya da sosyal medya üzerinden gelen sorular. Ben burada göremiyorum ama Elif hocamız burada mı acaba? Elif Göcek hocamız. Elif Göcek hocamız yoksa o zaman Nazan hocamıza soruyoruz. Çünkü bağlanmayla ilgili bir soruydu bu. Bağlanmayı biz analım kendisini Oğuz Omay hocamızdan ve Nazan hocamızdan öğrendik. Nazan hocam, bir katılımcımız der ki işe dönmek zorunda kalındığında bebekten ayrı kalması gerekiyor annenin ve bebek bazen çok küçük olabiliyor. Böyle bir durumda anne nasıl adapte olabilir, bebek buna adapte olabilir mi? Ve anne bebek bağlanmasının sağlıklı kalmasını nasıl sağlayabiliriz? Aslında birçok çalışan annenin sorunu. Sesiniz kapalı hocam. Çok güzel bir soru. Çoğu çalışan annenin de merak etti ve belki de benim de zamanında acaba sorun oluyor mudur diye merak ettiğim bir şey gerçekten. Burada anne bebek bağlanması dediğimizde bebeğin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayabilecek en değerli kişi tabii ki anne. Ama burada ihtiyaçların karşılanması tümüyle zamanları birlikte geçirmek anlamına gelmiyor. Annenin bebeğiyle ilişkisinde onu güvende hissettirecek, ihtiyaçlarını uygun şekilde karşılayacak ve o şefkat ve sıcaklığı verecek bir insandan bahsediyoruz. Dolayısıyla da bu sürekli bir arada olmak değil de birlikte geçirilen zamanların bu bağlamda geçirilmesi ve etkili ve doyurucu ilişkilerin bu geçirilen zamanlarda yaşanması aslında bu bağlanmanın temellerini oluşturuyor. Dolayısıyla da birlikte geçirilen zamanları değerli bir şekilde geçirebilmek, bu iletişimi kurabilmeyi sağlamak aslında çalışan annelerin çocuklarıyla bağlanmalarını, daha doğrusu çocuğun annesine bağlanma ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yeterli olacaktır. Lütfen rahat olsunlar. Çok teşekkürler hocam. Bu bağlamda bir soru daha size yöneltebilir miyim? Yaş aralıkları yakın iki çocuğu bakarken nasıl denge sağlamalıyız? Çünkü annemiz demiş ki sürekli diğer çocuğu ihmal ediyormuş gibi hissediyorum. Bebeğin daha çok ilgi ihtiyacı var. Onunla ilgilenince diğer çocuğu ihmal ediyormuş gibi hissediyorum. Bunu nasıl halledeceğim? Tabii bu annelerin özellikle daha doğrusu ebeveynlerin zorlandıkları bir kısım ama ben ebeveynlere şöyle bir örnek veriyorum. Aslında burada o çocuğun hem annesi hem babası var ve etrafında diğer insanlar da var. Ve bir iş bölümü yapılabilir. Hani küçük çocukla anne ilgilenirken diğer çocukla baba ilgilenebilir ya da evde bulunan diğer kişi ilgilenebilir. Sadece küçük bebeğin ihtiyacı var diye sadece bebeğin ihtiyaçlarını anne karşılamayabilir. Hani burada dengeyi kurmak aslında ikisinin de ihtiyacı olduğu zaman yanında olabilmek ve bunu hani tabii ki küçük bebeğin daha çok zamana ve daha çok desteğe ihtiyacı var. Ama bu diğer çocukla da ilgilenilmeyecek ve sadece annenin bir tanesine ilgilenmesi anlamına gelmiyor. Herhalde burada esas unsur paylaşmak, destek almak, yardım istemek ve gerektiğinde başka insanların da alanda size yardım etmesine izin vermek. Çünkü bazen annelerimiz küçük bebeğin bütün ihtiyaçlarını sadece kendileri karşılayabileceğini düşünüyor ve çok teslim edemeyebiliyorlar, çok güvenemeyebiliyorlar babaları ve diğer insanlara. Bu durumda mesela emzirmeyi tabii ki anne eğer anne sütü veriyorsa yapabilir ama gazını çıkarmayı babası yapabilir. O gazını çıkarırken siz diğer çocukla etkili bir şekilde bir 5 dakikada olsa, 10 dakikada olsa küçük bir oyun oynayabilirsiniz mesela. Hani bu küçük bir örnek. O nedenle de ihtiyaçlar doğrultusunda karşılayabilmek ve sadece birini
ihmal etmek, diğerine ilgilenmek değil de gerektiğinde destek almak. Annenin yapabileceğini anne yapsın, annenin yapabildiği dışında başkalarının yapabileceği şeyler için anne destek istesin. Yapabiliyorsa, olabiliyorsa, mümkünse. Teşekkürler hocam. Ben de bir tüyo vereyim. Bu konularda çok böyle gerilen annelerimizi anlatıyorum. Psikiyatrideki önemli kuramlardan, psikolojideki önemli kuramlardan ya da çocuk gelişimindeki önemli kuramlardan birisi good enough mothering diye bir şey vardır. Yani yeterince iyi annelik, mükemmel olması gerekmiyor. Yani çocuk ağladı, bir şey istedi. Hemen o an yanında olmamız çok da iyi bir şey olmayabilir. Biraz ertelemeyi öğrenebilmesi, biraz buna anlayış göstermeyi öğrenebilmesi de gerekiyor. Onun için biraz niyet önemli. Bir dengeyi tutturma konusunda da her an, yani birisiyle ilgilendiğimizde öbürüyle ilgilenmemiş olabiliriz. Bununla ilgili çok da endişe etmelerine gerek olmadığını ben de eklemek isterim. Çok teşekkürler Nazlı Hocam. Birazdan size tekrar bazı sorularımızı yönelteceğiz müsait olursanız. Nalan Hocam'a bir sorusu var katılımcılarımızın. Nalan Hocam, derler ki katılımcılar, annenin yaşadığı sıkıntılar, psikolojik problemler, yani doğum sonrası depresyon olabilir, ansiyete olabilir. Acaba çocuğa aktarılır mı? Nasıl aktarılacak? Yani genetik nedenlerle, çevresel nedenlerle, yetiştirme tarzıyla böyle bir aktarım olur mu? Eğer oluyorsa annenin bu aktarımı en aza indirmesi için anne neler yapmalı diye sorar katılımcılarımız. Aslında sunumda da bahsettim. Ruhsal hastalıklar sadece biyolojik faktörlerle ortaya çıkmıyor. Bir takım çevresel faktörlerin de etkisi var ve o gen çevre etkileşimi dediğimiz etkileşimle ortaya çıkıyorlar. O yüzden bazen olumsuz olarak gördüğümüz o genetik miras ya da yüklülük çevresel faktörlerle birlikte olumluya dönüştürülebiliyor. Yani burada yine benim önerim, dikkat edilmesi gereken şey, evet, bir takım bebeğin gelişimiyle ilgili olumsuzluklar olabiliyor ama eğer bu ruhsal hastalıklar tedavi edilebilirse, gerekli destek alınabilirse bu etkinin, bu olumsuz etkinin olmayabileceğini ya da minimum olabileceğini de sempozyum sırasında konuştuk. O yüzden önerim, hani bunlarla ilgili farkındalığı arttırmak ve mümkün olduğunca destek almak. Çok teşekkürler hocam. Gayet açık oldu cevap. Aynı bağlamda bir şey daha sormak istiyorum. Tabii yani bebek doğmamış olabilir henüz. Gebelik sırasında bir katılımcımız şöyle bir soru yöneltmiş. Daha önce bebeğimi düşürdüm. Geçmiş olsun. Şimdi yine hamileyim ama ister istemez aklıma hep ya yine düşerse diye düşünce geliyor ve çok kaygılanıyorum. Kendimi engelleyemiyorum. Acaba bebeğim bu kaygıdan etkileniyor mudur? Etkilenmemesi için ben bir şey yapabilir miyim? Evet, geçmiş olsun diyorum ben de öncelikle. Tabii ki bu gebemizin kaygısı çok anlaşılır. Çünkü hani böyle bir olumsuz deneyimi olmuş, üzücü bir deneyimi olmuş. O yüzden bu kaygı anlaşılır. Ancak ifadesinden anladığım, kontrol etmekte güçlük çekiyorum diyor. Hani burada artık kaygının aşırı olduğunu anlıyoruz. O yüzden destek almasında fayda var diye düşünüyorum. Bir değerlendirmesinde, profesyonel destek almasında fayda var diye düşünüyorum. Teşekkürler. Katılımcımız adına da teşekkür ediyorum. Gayet net anlaşıldı Nalan Hocam. Esra Hocam, müsait misiniz bir soru için? Değerli çalışmalarınız var. Anne ruhsallığıyla ilgili Nazan Hocam'la birlikte, ondan ayrı da. Bir annemiz, özür dilerim, bir annemiz değildi. Bu bir meslektaşımızdı, soran Twitter üzerinden. Doğum sonrasında ortaya çıkan ruhsal problemleri saptamak için gebelik esnasında ya da doğum sonrasında annenin ruhsallığı rutin olarak değerlendiriliyor mu? Bununla ilgili bir plan, program var mıdır gebelikte ya da sonrasında rutin uygulamayla ilgili diye soruyorum. Rutin, çok teşekkür ederim. Öncelikle tabii rutin deyince şey zor, yani rutin yok.
Yani gebe takibi gibi. Evet evet ama gebe, şöyle söyleyeyim, dolaylı taramalar var aslında. Mesela yakın zamanda başlayan bir uygulama Sağlık Bakanlığı tarafından doğum yapan tüm kadınların depresyon için taranması ve yönlendirilmesi hastanelere kalite standardı olarak getirildi. Bizim hastanemizde de bu perinatal psikiyatri polikliniği açabilmemizin aslında hikmeti oydu. Mümkün olabilmesi biraz da bu sayede. Devlet destekleyince ancak kurumlarda hani bir bakış açısı, paradigma meselesi. Bu bakış açısı oluşunca kurumlarda daha aktif, daha faal olabiliyorlar. Şu anda bakanlığın bu yönde bir farkındalığı ve yaklaşımı var ama yeterli mi? Değil. Çünkü biz eğitim araştırma hastanesiyiz ama bunun aslında asıl yapılması gereken, hani rutin deyince en halka ulaştığı yer aile hekimliği kademesi. Yani önleyici hizmetler kısmında ve hasta ya da işte annelerimiz aile hekimiyle ilk temas ettiği anda taramasının yapılabiliyor olması lazım. Bir dönem bununla ilgili de girişimler oldu. Hıfzı Sağ tarafından taramalar istendi ama yazışmalarda kaldı. Hani çok şeye geçme, faaliyete geçmedi açıkçası. Hani bir rutine dönüşmedi. Çok güzel bir ihtiyaca parmak basıyor soru diyebilirim. Evet, o ihtiyacı meslektaşımız görmüş. Teşekkür ediyoruz hocam sorunuz için. Bir de aslında aynı bağlamda anneler kanadından gelen bir soru var. Diyor ki bir anne adayımız, iki kez tüp bebek tedavisi denedim. Ama demin Nazan hocamın söylediği şeyde, tırnak içinde söylüyorum, başarısız oldu diyor. Başarısızlık değil bu. Tedavi süreceğim zordu. Hem de bebeğim olmadı diyor. Şimdi yeniden deneyeceğiz ama ben çok endişeliyim ve kendimi çok kötü hissediyorum. Ya yine olmazsa ben bu yıkımla nasıl baş ederim? Bu süreci nasıl yapabilirim? Bununla ilgili acaba bir destek alabilir miyim? Çok, yine çok anlamlı bir soru. Tam da yaşanan durumu özetleyen, hani konuşmada da değindik aslında. İnsanlar tekrar tekrar aynı sürecin içerisine geçmek ve aynı zorluklarla baş etmek durumunda kalabiliyorlar. Ve bir sonraki sefer için tekrar ayağa kalkmak hakikaten zor olabiliyor. Destek alabilirler tabii. Yani psikiyatristlerden ya da işte kendi hekimleriyle görüşüp uygun yönlendirmelerle diğer durumuna göre bakmak lazım. Ruh sağlığı çalışanlarından destek alabilir. Çok da katkısı, faydası olabileceğini düşünüyorum. Ve denemekten tabii ki yine klinik durumuna göre değerlendirmek lazım ama erken vazgeçmemesini tavsiye edebilirim. Teşekkürler Esra Hocam cevabınız için. Elif Hocam, Elif Göcek Hocam, müsaitseniz size bir sorumuz var katılımcılarımızdan. Evet, derler ki anneler günlük işlerini yapmaya çalışırken bebekleri ağlayıp anneyi istiyor ve ağlama şiddetini giderek arttırıyor. Anneyi çağırıyor ve anne işini bırakıp çocukla ilgileniyor. Bu sürekli yaşanan bir durum. Acaba bu durumda biz çocuğu şımartıyor muyuz? Çocuğa ağlayarak her istediğini elde edebileceğini mi öğretiyoruz? Bu konuyu nasıl çözeceğiz? Vallahi bebekler ağladı mı gidiyoruz, şımartmıyoruz. Bebeklerin konuşması olmadığı için bize sesleniyorlar. Mutlaka her işimizi, gücümüzü bırakıp gidiyoruz. Hatta çok şiddetli ağlamalarda, aşırı şiddetli ağlamalarda beyinde farklı oluşumlar olduğunu da biliyoruz artık. Bebeği ağlatmıyoruz. Yeni literatür bu. Ama şöyle bir şey var. Ev işlerini mükemmel yapıp bir de bebeğe mükemmel, bebek zorsa, kolay bebekte hem ev işi yapıp hem de bebeğe bakılabiliyor. Ama bebek mizacında benimle ol anne diyen çok bebek oluyor. Beni kanguru gibi yanında taşıyor. O zaman biraz ev işleri aksayabilir bence. Yani işte burada yardım istemek çok önemli oluyor. Birileri yemek pişirsin, temizliğe birilerini alın. Bir müddet bebek size olan ihtiyaçlarını. Şımartma kısmı küçük bir bebekte bence mümkün değil. Şımarmaysa da o ihtiyacı var zaten. Ondan. Evet evet, çağırıyor sizi. Demek ki dokun bana diyor. Benim kokuna ihtiyacım var diyor. Çok ilkel bir beyin var o arada. Evet. Teşekkür hocam. Bunu herhalde duymak birçok annemize iyi gelmiştir. Buradan evet, diğer aile bireylerine de söyleyelim. Ev işleri aksayabilir. Kesinlikle. Ben çok titizlenmeye gerek yok. Yani kayınvalidelere ve babalara yalvarıyorum. Ne olur biraz boş verin ev işlerini. Bebeğin ilk bir yılı çok çok önemli. Hatta ilk üç yılda diyebiliriz. Yani yuvaya gidince sonra anne ya da destek yani. Köyden bile bir tanıdık gelsin. Yeter ki şu bebeğe biraz alın açılsın. Çok önemli yıllardır. Hı hı.
Teşekkürler hocam. Gökhan hocam, YouTube'da güzel sorular var. Araya girdim ama Elif hocanın süresi kısıtlı diye. Özellikle yok, var buradayım, kalıyorum. Bugüne kadar ayarladım. Ama tarafı göremiyorum hocam. Açık olan bir şeyi oradan yönlendirebilir soru arkadaşlarımızdan. Ben okuyayım isterseniz. Hocam. Son zamanlarda popülaritesi artan ama biz ebeleri de endişelendiren uyku eğitimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bebeğin ruhsal gelişimi bu süreçten etkileniyor mu? Valla burada Bebek Ruhsallığı Derneği adına da konuşuyorum. Yani bu uyku eğitimiyle ilgili aramız çok bozuk bizim. Yani bunu düzgün yapabilen, bebeği yalnız kendi başına kalabilmeye davet edebilen küçük bir şeyi denemeyi varım. Ama böyle saatlerce ağlatılan bebeklere çok çok şiddetli, yani çok cahilce, bu işi bilmeyen çok kişi sahada. Ben size diyorum, yani bebeğin beyninde tamamıyla bambaşka oluşumlar yaratıyoruz bebeği travmatize ederseniz. Buna çok yumuşacık kendi başına küçük küçük kalmayı denenebilir. Ama bunu çok ağlatarak haftalarca aylarca çok şiddetle karşıyız. Çok çok karşıyız buna. Evet, üzgünüm. Bu işi çok ciddi düzgün bilenlerle deneyin, yani bir sürü. Yani maalesef bizim bu ruh sağlığı, bebek bakım alanında bir sürü insan sahada, çok yanlış bilgiler var. İşte ilk bir yılın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştım size. Bir bebek sizi yanınızda istiyorsa, yani önemli bir bilgi burası. Bebeğin ihtiyacı var demektir. Yani şöyle diyebilir miyiz? Uzun süreler ağlatma üzerine temelli uyku eğitimlerinden uzak duralım ama olabilir. Yani bazı bebeği iki pış pış yapıp gidip gelmeyle geçebiliyorsa kendisini uyutmaya, buna bir şey demiyorum. Yani ebeveynlerin ihtiyacı var ama bunu böyle saatlerce ağlatın, günlerce deneyine kesinlikle şiddetle karşıyız. Çok şiddetle karşıyız hem de. Teşekkürler. Nazlı hocam, var mı o taraftan başka soru? Başka sorular var da ben özellikle bunu ben de Elif Hoca'dan duymak istiyordum. Çünkü gerçekten çok değişik bir alan var ve çok farklı kişiler var. Aslında annelerin de uyku ihtiyacı var ve bu uyku sisteminin düzenlenmesi annelere de çok iyi geliyor. Annenin ruh sağlığı açısından. Çünkü saatlerce 20 dakikada bir ya da 10 dakikada bir uyuyan bebekler de var. Evet. Bunun düzenlenmesi annelere de iyi gelebilir ama orada ölçümüzün ne olduğunu ben de işin doğrusu merak ediyordum. Onun için teşekkür ederim Elif Hoca'ya. Diğer soruları hani belki zaman içerisinde sorabiliriz. Bunu önemli gördüğüm için ben ilave etmek istedim. Dilerseniz diğerlerini de okurum ama başka sorular da var. Size bırakıyorum. Hocam en son vakit kalırsa tekrar oraya döner. Oradan devam ederiz. Teşekkürler. Tuğba Hocam müsaitsiniz. Size iki soruyu birleştirip sorayım. Birisi gebe, birisi ikisi de gebe. Birisi diyor ki, bir anne adayımız, hamilelik sürecinde almam gerekenden daha fazla kilo aldım. Doğumuma daha 3 ay var. Ne yapayım ben bu süreçte? Yani bir diyet mi yapayım, ne yapayım? İkincisi de diyor ki, acaba doğumun daha kolay geçebilmesi için bir egzersiz, bir aktivite önerebileceğiniz bir şey var mıdır? Teşekkürler. Evet. Ben teşekkür ediyorum. İlk soruyla başlayalım o zaman. Acaba ne kadar kilo aldı? Bir onu konuşmak lazım. Çünkü herkese göre bu kilo değişikliği çok tartışılan bir konu. Mesela gebe bazen 7-8 kilo almış oluyor. Bundan çok endişe duymuş olabiliyor. Ya da bazısı 15-18 kilo alıyor ve bundan çok mutlu olabiliyor. Beden kitle endeksiyle ilişkili olarak bu süreç eğer ki sınırları aşmış ise, bu aşamada gebelikte hiçbir şekilde diyet, yani keskin bir diyet değil de buna yönelik birazcık daha karbonhidrattan uzaklaşarak birazcık daha fiziksel aktiviteyi arttırarak bir program yapmamız gerekiyor. Yani hareketliliği arttırmakta fayda var. Ama eğer ki sınırların çok da üzerindeyse bir diyetisyene de danışmakta fayda olabilir. Yani buna yönelik kendi kafamızdan seçeceğimiz, internetten bakıp planlayabileceğimiz bir diyet listesi uygulayamayız. Yani böyle bir diyet söz konusu değil. Gebeliğe özgü farklı diyetlerin uygulanması söz konusu. Ama hani tavsiyem eğer ki sınırların çok üstündeyse bir uzmandan danışmanlık alınması. Onun dışında eğer ki bu hareketlilik arttırılarak birazcık beslenme düzeniyle çözülebilecek bir şeyse bunun üzerine çalışmak lazım. Doğum için egzersizler, tabii ki bu doğuma hazırlık sınıflarının ana amaçlarından bir tanesi hareketlilik ve bu egzersizlerin öğretilmesi. Ki biz biliyoruz ki doğumda duruşlarımız, doğumda yapmış olduğumuz bazı hareketler doğumu hem kolaylaştırıyor hem de bebeğin doğumdaki bu yolculuğuna bir kılavuzluk yapıyor.
bu aşamada bunlar için de mümkün mertebe uzman kişilerden destek alınması, özellikle online doğuma hazırlık eğitimlerinden belki takip edilebilir. Katılım sağlanması ve bu hareketlerin öğrenilerek bu süreçte uygulanması. Tabii bu arada bu hareketlerde önemli olan kendi bedensel farkındalığımızın da olması. Yani beden sınırımızı bilmemiz gerekiyor. Yani hangi hareket seni ne kadar zorlayacak? Bu nedenle de en tehlikeli şeylerden bir tanesi. Yani YouTube'dan bir egzersiz videosu açıp bunu uygulamak. Bundan bahsediyorum. O nedenle bir profesyonel, bir uzmanla, bir ebe eşliğinde bunu yürütmekte fayda var. Teşekkürler. Ayşe Hocam, müsaitseniz size bir soru sormak istiyorum. Aslında benim sorum yani benim merak ettiğim ve birçok kişinin de merak ettiğini düşündüğüm bu infertilite sürecinde ya da tüp bebek tedavi sürecinde kullanılan bazı ilaçlar var. Acaba bunların psikiyatrik yan etkileri var mı? Psikiyatri hastaları bazen bize soruyorlar. Açıkçası benim de çok fazla bilgi alanımda değil. Çünkü ne kullanıldığını orada çok iyi bilmiyorum. Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz acaba? Bir de aynı bağlamda tüp bebek tedavisi yapılacaksa psikiyatrik ilaç tedavilerinin kesilmesi gerekir mi? Yani antidepresanları falan olabiliyor hastaların. İkinci sorudan başlayayım. Antidepresanların kesilmesine gerek yok aslında. Gebelik oluşacak olur ise eğer, o zaman tabii uzman ile görüşerek bunun ne kadar gerekli olduğu konuşularak azaltarak kesmek mümkün tabii. Ama eğer kullanması da gerekiyorsa o zaman zaten normal bir gebelikten bunun bir farkı yok. Normal gebeliklerde nasıl davranıyorsak tüp bebek gebeliklerinde de öyle davranıyoruz. Yani biz ilaçları kesmelerini önermiyoruz, tam tersine, çünkü bu süreci eğer hele de antidepresanlarını keserlerse daha da zorlu geçirebiliyor hastalar. Dolayısıyla ben çok kesilmesi taraftarı değildim. Zaten de bir yan etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bilinmiyor da böyle bir yan etki. Gelelim infertilite ilaçlarını, yani tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar. Tüp bebek dışında ovülasyon indüksiyonu, yani basit bir yumurtlama tedavisi yapıldığı zaman, yumurtlama problemi olduğunda bazı ilaçlar kullanıyoruz. Bunlar aslında çok basit ilaçlar, kromifen, sitrat gibi. Bu ilaçların mood değişikliği yapabildiğini biliyoruz. Bazı hastaları biraz daha depresif yapabiliyor. Eğer böyle bir şey izlemiyorsak genel olarak, yani çoğunlukla, yani bu kadar yıllık meslek hayatımda açıkçası kaç kere gördünüz derseniz, yani bir iki kere gördüm ancak diyebilirim. Çok çok düşük. Gelelim tüp bebek tedavisinde kullandığımız, bazen yüksek dozlara çıkabildiğimiz hormon ilaçları var. Folikül stimülan hormon gibi. Bu ilaçlar da evet biraz östrojen seviyelerini değiştirerek açıkçası biraz dediğim gibi mood değişiklikleri yapabiliyorlar. Ama bunların hiçbirisi çok ciddi değişiklikler olmuyor. Dolayısıyla yani psikiyatrik olarak biz hastalarımızda ilaca bağlı, sadece ilaca bağlı ciddi yan etkiler bu anlamda görmüyoruz. Teşekkür hocam, çok aydınlatıcı oldu. Bir soru daha izninizle yöneltmek isterim. Bir katılımcımız sormuş. İlk doğumum çok zor gerçekleşti. 3-4 gün sancı çektim. Şimdi de 8 aylık hamileyim ve çok endişeliyim. Ne yapmam gerekir? Ya şimdi... yorular mı bu bunu? Önceki gebelik, önceki doğumun nasıl geçti? İkinci doğum için de gösterge midir? Bazen göstergedir, doğru. Ama her zaman da öyle değil. Yani her bir gebelik birbirinden farklı aslında. Genel olarak ikinci gebelikler birinci gebeliklere daha kolay geçer. Yani ve doğumlar daha kolay gerçekleşir. Çünkü birinci gebeliklerdeki doğumlar hakikaten daha uzun sürebiliyor, eylem uzayabiliyor, daha ağrılı olabiliyor süreç. İkinci doğumlar genel olarak daha iyi ve daha hızlı gerçekleşir. Ama birinci gebelik doğrudur. İkinci gebelik için bir uyarı olabilir. Mesela biliyoruz ki tekrarlayan gebeliklerde ikinci, üçüncü bebekler biraz daha kilolu olabiliyorlar ilk bebeklere göre. Dolayısıyla bu da doğumun zorlu geçeceğinin bir göstergesi olabilir. Ama bu tamamen farazi bir, yani şöyle söyleyeyim, farazi derken yani böyle olmak zorunda değil. Şimdi ilk gebeliği, ilk doğumu niçin zor geçti bilmiyoruz. Yani belki bebek iri bebekti. Belki hastanın suları erken geldi, çok uzun süre ağrıları oturmadı, eylem çok uzun sürdü,
enfeksiyon riski oluştu. Yani dolayısıyla her birini birbirinden bağımsız olarak düşünmek lazım. Kesinlikle birinci doğum zor geçti diye ikincisi için hastamıza kaygılanmamasını öneririm. Bu tamamen farklı, çok daha basit seyredebilir ve büyük olasılıkla da böyle olacaktır. Buna karşılık bir saatte, iki saatte normal bir doğum gerçekleşebiliyor ilk doğumda. İkinci doğumda sezeryan olmak zorunda kalabiliyor hasta. Yani dolayısıyla her bir gebeliği birbirinden farklı görmek lazım. Ama şu bir gerçek, bazı gebelikler, ilk gebelikler, daha sonraki gebelikler için de bize bazı konularda uyarıcı olabiliyor. Annede gebelik şekeri var ise mesela, gestasyonel diyabet, bebek iri olabilir, zor doğabilir. İkinci gebelikte de bunun tekrarlama ihtimali çok yüksektir. Yani benzeri durumlar, ama herhangi bir problem yoktu, zor bir gebelik yaşadı, suyu erken gelmişti, eylemi uzun sürdü, zor oldu, İkincisi böyle olacak diye kesinlikle bir kural yok. Rahat olmasını öneriyorum kendisine. Çok teşekkürler. İnşallah sağlıkla kucağına alır anne de bebeğine. Nazan Hocam, şimdi birleştirip soracağım size. Çok sayıda benzer soru var. Bu soruların bir kısmı şöyle. Mesela doğum yapalı 5 ay oldu. Doğumdan sonra annem, kayınvalidem çok destek oldular. Çocukla hep onlar ilgilendi. Fakat pandemide onlar evine gitmek zorunda kaldı. Ben tek başıma çocuğa bakmaya alışamadım. Çocuk bana yabancı geliyor, bağlılık, sorumluluk hissetmiyorum, sanki bana yük gibi geliyor. Böyle hissettiğim için de ayrıca üzülüyorum. Bir başka annemiz diyor ki, bebeğime yabancı, eşime, aileme yabancı gibiyim. Kendimi hala anne olduğuma inandıramıyorum, bende bir bozukluk mu var? Bir başkası diyor ki, doğumdan sonra iş hayatına dönmek zorunda kaldım, fakat şimdi işe gidiyorum, aklım evde, eve geliyorum, aklım işte, sanki bebeğe yetemiyorum gibi düşünüyorum, hayattan keyif alamıyorum, sürekli huzursuzum, gerginim, çabuk öfkeleniyorum, artık çevremdekiler de fark etmeye başladı. Bir böyle bir grup var. Bir de daha gebelikte kaygı yaşayan, ilk gebeliğim zordu, ikincisi plansız gebelik. Bende zaten bir kaygı bozukluğu vardı. Tedavi alıyordum, ilaçları bıraktım. Şimdi kendimi çok kötü hissediyorum. Sürekli kötü bir şey olacak diye düşünüyorum. Sabah erkenden aşırı heyecanla uyanıyorum. Gene aynı bağlamda bir başka annemiz diyor ki, doğum sürecim iyi geçti, gebeliğim iyiydi ama doğum sonrası işler değişti. Sürekli bebeğin başına bir şey gelecek gibi hissediyorum. Gece uyanıp nefesini dinliyorum, zarar verir diye eşime bile çocuğu veremiyorum. Ben ne yapacağım? Yani bir baş edemeyen, zorlanan, yabancı hisseden, duygularını yeterince hissedemeyen annelerimiz var. Bir de anne adayı ya da anne çok aşırı kaygı duyan, ne yapacağım diye. Bunları topluca birleştirip bir cevap verirseniz çok seviniriz. Kombine bir soru oldu. Ben de şimdi nasıl cevap vereyim diye düşünüyorum. Aslında... Bütün psikiyatriyi anlatın bize. Üç tane mesaj içeriyor bence bu annelerin bize gönderdiği sorular. Bir tanesini anneler bebeklerine bakma sürecinde ya da bir bebek sahibi olma sürecinde ebeveynlere destek verirken lütfen etraftaki kişiler bebekle ilgili işleri yapmasınlar. Hani diğer işlerde anneye yardımcı olsunlar. Anne bebeğiyle daha çok vakit geçirebilsin. Bu bebeğe de daha iyi gelecek, anneye de daha iyi gelecek. Çünkü hem o anne bebek arasındaki bağlanmanın bebekten anneye doğru olan o ihtiyacın karşılanması açısından çok önemli. Hem de annenin kendisine daha yetkin hissetmesi, daha yapabilir hissetmesi ve annelik konusunda kendisine daha güvende hissetmesini sağlayacak. Genelde anne bebek bakımında bebeğin bakımını diğer insanlar üstlendiği zaman anne bu güveni çok sağlayamayabiliyor. Zaten küçük bir canlıya bakma konusunda tedirgin olan bir anne için bu daha zorlayıcı olabiliyor ve güven sağlanamayabiliyor. Bu birinci mesajım. İkinci mesajım da aslında bu bağ kurma konusunda, hani çocuktan anneye doğru giden bir bağlanma durumu var ama bir de anneden bebeğe doğru giden bağ kurma dediğimiz daha farklı bir kavram var ve bu genelde değişik zamanlarda ortaya çıkabiliyor. Bazen ilk anne hamileyken bunu hissedebiliyor ve bebeğiyle arasında özel bir bağ olabiliyor. O sıcaklığı, o sevgiyi, içinde bir varlığın büyüdüğünü ve artık onunla özel bir bağ olduğunu hissedebiliyor. Bazen bu doğum sonrası olabiliyor. Bazen de doğum sonrası birkaç aya yayılabiliyor. Bunun değişik sebepleri olabiliyor. Bunlardan bir tanesi annenin depresyonu olabiliyor. Ama bazen de anne hani bu değişim sürecine, uyum sürecine beklenildiği kadar çabuk adapte olmayabiliyor. Bu hormonal sebepler, çevresel faktörler, annenin o sıradaki zorlanmalarıyla
ve gebeliğe ve anneliğe hazır olup olmama süreciyle de ilgili olabiliyor. Ama bu zaman içerisinde olan bir süreç. Yani o bağ hiç kurulmuyor değil, mutlaka bir şekilde kuruluyor. Bazen daha erken olabiliyor, bazen daha geç olabiliyor. Öncelikle anne bu konuda kendisini, hani bebeğini sevmeyen, bebeğiyle ilgilenmeyen, kötü bir anne ya da yetersiz bir anne olarak hissetmesin. Çünkü bu anneleri biliyorum ben, bebeklerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çok özen gösteriyorlar. Ama o aradaki sihirli kontak dediğimiz şey bazen daha geç ortaya çıkabiliyor. Bizim burada önerimiz daha çok bebeğiyle hani daha çok ihtiyaçlarını karşılama şeklinde bir ilişki olabiliyor ama onunla keyifli şeyler yapabilmeye de zaman ayırması, onunla şarkı söylemesi, onunla dans etmesi, ona güzel kıyafetler giydirmesi, onunla keyif alacağı şekilde zaman geçirmeye de zaman harcaması bence bu anlamda anneye de iyi gelecek bir şey. Çünkü bunu bir görev gibi, sorumluluk gibi değil de aslında zevk alınan, karşılıklı zevk alınan bir uğraş olarak ve bebeğe daha çok dokunmak, daha çok sarılmak, daha çok okşamak iki tarafa da iyi gelen bir süreç. Çünkü burada bebek de bir enerji alıyor anneden, anne de bebekten alıyor ve bu bağı güçlendirebilecek şeyler olarak söyleyebiliriz. Ama bir de hastalık boyutunda olan bir şey var. Mesela bazen depresyon çok yoğun olabiliyor ve anneler çok isteseler de, çok arzu etseler de bu duyguları bebeklerine karşı ve hayattaki diğer alanlara karşı da duyamayabiliyorlar. Genel olarak bir keyifsizlik, genel olarak bir zevk alamama ve o duyguyu hissedememe hali olabiliyor. O zaman kaygı ya da depresyonun artık tedavi gerektirir boyutta olduğunu düşünüyoruz ve mutlaka profesyonel bir destek alınması gerektiğini. Özellikle annemiz çok güzel demiş. Etraftakiler de artık rahatsız oluyor ve fark ediyorlar. Mesela bu çok önemli bir sinyal. Dışarıdaki insanların da fark edip rahatsız olduğunu ve ifade ettiğini gördüğümüzde bu önemli bir sinyal, mutlaka destek alınması gerekiyor ve bu pek çok annenin başına gelebiliyor. Annenin bir yetersizliği, bebeğiyle ilgisizliği ya da kötü anneliği değil, kesinlikle bir hani nasıl ki tansiyonunuz yükseliyor, nasıl ki işte idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor bir anne, bu da gayet mümkün, gayet tedavi edilebilir ve hani anne ile bebek bağının sağlanmasında da özellikle bu bağlanma konularını çok gündeme getiriyoruz. Çünkü anne iyi olmazsa bebeğine bakım veremiyor. Ve sonuç olarak orada bunun ideal bir şekilde olması için annenin iyi olması gerekiyor ve destek alması gerekiyor. Bu kadar kombine bir soruya çok kombine cevap verdim. Hocam. Umarım anlaşılır olmuştur. Ben çok teşekkür ediyorum. Belki dünya tarihinde tam dakikasında biten ilk sempozyum konularını yaptık bugün saat 17.00 ve bu oturumu, soru oturumunu herkes de çok yoruldu. Tüm hocalarımın nazik cevapları için teşekkür ederek kapatmak istiyorum. Teşekkür ediyorum ayrıca. Biz de teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bir kapanışla ilgili Remzi Hoca ve İdil Hoca'dan hem çok destekleri oldu hem çok katkıları oldu. Birkaç cümle duymak istiyoruz biz.